Kobani davasından beraat alan Altan Tan'la birlikteyiz. Altan Bey merhabalar. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kararı nasıl değerlendirirsiniz? Bize anlatır mısınız? Hem kendi perspektifinizden hem de genel olarak davayı nasıl değerlendirirsiniz? Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Ben bugün yine işte mahkeme heyeti son sözlerimi sorduğu vakit yazılı olarak da sözlü olarak da yine aynı şimdi söyleyeceğim beyanda bulundum. Bu dava başından beri siyasi bir dava. Siyasi davada işte hedefe koyulan insanlar cezalandırılır. Oradan aşağıya doğru da bir tasnif yapılır. Yani siyasi iktidarın kendi duruşuna göre. Onun için yani bugün alınan kararları hukukla bağdaştırmak mümkün değil. Çok ağır işte kararlar verildi. Tabii bu kararlar verilirken de neye göre verildi, kıstas ne yine belli değil. Yani aynı işte eylemle suçlanan, aynı pozisyonda bulunan işte bazı arkadaşlar tahliye edildi, bazılarına çok daha yüksek cezalar verildi, bazıları tahliye edilmedi, bazılarımız da beraat etti. Şimdi bunu yani baştan beri siyasi olan bir davayı hukuki olarak değerlendirmek ve sonuç olarak da bu kararlar hukukidir, doğrudur demek mümkün değil. Bundan sonra da bu hukuk mücadelesi devam edecek. Mağdur olan arkadaşlarımızın bugüne kadar mağdur olanları oldu. Halen mağduriyetleri devam etmekte olan arkadaşlarımızın da bir an evvel beraat etmeleri, özgürlüklerine kavuşmaları için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Aslında bu perspektiften biraz daha siyasi anlamda da size sormak istiyorum. Siz de siyasi açıdan bu davanın siyasi olduğunu vurguladınız. Hem davada hem de yayınımızda. Bize birazcık bu davanın geçmişini bir de sizin perspektifinizden dinlemek istiyoruz. Bu davanın açılma süreci, o dönemde Kobani sürecinde neler yaşandığını anlatabilir misiniz? Bir tekrar tekrar dolması açısından. Çok özür dilerim. Siz buna geçmeden önce Altan Bey bir yandan da mahkeme kararları açıklamaya devam ediyor. Bize şimdi izlemeye başlayan izleyicilerimiz açısından çok minik bir parantez açmak istiyorum. 108 sanığın yargılandığı davada şu ana kadar 36 beraat kararı var. Sizin ve Ahmet Bilgin'in de aralarında olduğu Demirtaş'a 42 yıl ceza verildi. Figen Yüksekdağ birden çok davada yargılandıkları için onları toplarken hata yapmış olma ihtimalimizi saklı tutarak söyleyeyim. 30 yıl 3 aya mahkum edildi. Ahmet Türk'e 10 yıl ceza verildi. Alp Altınörs'e 22 yıl, Sebahat Tuncel'e 12 yıl ceza verildi ve daha pek çok isim ceza veren isimler var. Hepsini sayamadım burada ama bir yandan da mahkeme kararlarını açıklamaya devam ediyor. Siyaseten tepkiler devam ediyor. Bütün bunların ışığında bu kadar ağır cezalara neden olan olayın perde arkasını şimdi anlatmak üzere yine sözü size bırakayım ben. Bir şey sorabilir miyim? Ben tabii yayına bağlandığım için son rakamı bilmiyorum. 36 beraat mı dediniz? Evet, 36 36 sanık beraat. hakkında şu ana kadar beraat kararı verildi, evet. 72 kişinin de dosyası ayrıldı. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bu Kobani meselesi çözüm sürecinin de sonlanmasına sebep olmuş. Şimdi çözüm sürecini kimler bozdu, nasıl bozdu, işte yıllardır tartışıyoruz. Ama gerçek bozanlar yargılanacağına veya işte yurt dışından getirileceğine tabiri caizse günah keçileri arandı. Yani bu günah keçilerin arasında bu sizin şu an söylediğiniz şu ana kadar beraat eden 36 kişi de var. Yani bizleri de gözaltına aldılar, hücrelerde tuttular, işte günlerce sorguladılar, yurt dışı yasağı koydular, pasaportumuza el koydular, karakollara sürekli imza verdirdiler vesaire vesaire vesaire. Şimdi hayatında askerlikten başka eline silah almamış beni, işte bilmem kaç kişinin öldürülmesinden sorumlu olarak 6 sefer ağırlaştırılmış müebbetle yargılandı. Yani ben değil birisini öldürmek veya silahlı eylem şiddeti savunmak. Hayatım boyunca askerliğim hariç, o da mecbur zaten biliyorsunuz. Elime silah almadım. 3 devre milletvekillik yaptık. Silah ruhsatım yok. Şimdi bu dava
bir intikam davasına dönüştü. İntikam davası. Yani ne demek? Yani iktidar kendince çözüm sürecinin bozulmasından sorumlu tuttuğu insanlardan intikam almak istedi. Yani en başta da bu intikamın işte birinci hedefi Sayın Selahattin Demirtaş. Ama aynı süreçte yani İmralı'ya beraber gidip gelen, Kandil'e beraber gidip gelen, bütün eylemlerin içinde olan insanların bazıları hakkında dava bile açılmadı. Mesela partinin eş genel başkanlığını yapan insanlar, 5 devre, 3 devre milletvekilliği yapan insanlar hakkında dava bile açılmadı. Bakın bırakınız bugün hani beraat etti, yargılandı, niye beraat etti, öbürüne niye ceza verildi. Bu en önde ve sürekli aynı pozisyonda olan İmralı'ya beraber giden gelen, Kandil'e beraber giden gelen arkadaşların bazıları hakkında dava bile açılmadı. Bunun altını çiziyorum. Ha bunların kimler olduğunu böyle isim isim polemiğe girmek istemiyorum ama siz de biliyorsunuz, kamuoyu da biliyor. Şimdi neticede yani bu bir siyasi dava ve bir intikam davası. Yanlış. Yani siyaset intikamla yürümez. Siyaset hırsla yürümez. Yani bu arkadaşlarımızın hiçbiri işte efendim 46 kişinin ölümden sorumlu veya işte insanlara sokağa çıkın, silah sıkın, eylem yapın dememiş, diyemez, demez. Ama bunun perde arkası bu. İşte bunun hesabını, kitabını kim nasıl yaptı? Neye göre değerlendirdi? İşte bu da gazetecilerin, siyaset yorumcularının işi. Çıkan bu sonuç da siyasi bir sonuç. Ve benim şahsi kanaatim bu. İstinaf Mahkemesi'nden, Yargıtay'dan geri gelecek. Geri gelecek de işte bu kadar insanın çektiği, yani hepimizin, yani derece derece tabii. Yani bir tokat yiyenle 10 tokat yiyen de bir değil. Bunların çektikleri işte yanlarına kalacak maalesef hepimizin. Ama özetle benim söyleyeceğim, bu bir siyasi intikam davasıydı. Halen de bu şekilde devam ediyor. Aynı pozisyonda, aynı sorumlulukta olan bazı arkadaşlar, işte Selahattin Bey 42 yıl ceza alırken, Fiyan Hanım 30 yıl ceza alırken, bazıları karakola bile halk tabiriyle gitmedi. Durum bu. Ha şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Hukuksuzluk olarak yorumlayabiliriz. Yani bunun ötesinde söyleyeceklerimiz de artık tekrar tekrar aynı şeyleri söylemektir. Şimdi siz de söylediniz, bu siyasi bir karardır dediniz ama siyasette de bir yumuşama havası esiyor biliyorsunuz birkaç haftadır. Siyasette yumuşama söylemi var. Şimdi siyaseten yumuşamaktan ne anlamalıyız bu tabloya baktığımız zaman? Muhalefetin yumuşamasından mı söz ediliyor? Hayır, yani eğer bir yumuşama olacaksa başta gücü, iktidarı elinde bulunduranların yumuşaması lazım. Yani yumuşama ne demek? Yani durup dururken yumuşa, şefaat et, işte ulufe dağıt, başımızı okşa değil. Yani hukuka daha fazla uyması, daha dikkatli olması, otoriter ve totaliter tavırlarından sıyrılması, bunun da muhatabı önce iktidardır. Şimdi orada da ciddi bir kavga görüyoruz. Yani siz de gazetecisiniz, mesleğiniz bu, bu işleri iyi biliyorsunuz. Şu an Türkiye neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Hangi konuda ikiye bölünmüş durumda? Bir grup işte Devlet Bahçeli de çıktı, res çekti. Dedi ki son 10 yıldır nasıl gelmişsek bundan sonra da böyle gidecek. Asla bir değişiklik, bir işte gevşeme, politika değişikliği söz konusu değil. Ama bir grupta ki bunların önemli bir kısmı AK Parti'nin içinde, bunlar da bunun böyle gitmeyeceğini, işte mutlaka iktidarın İşte o adına yumuşama denilen politikalarını yenilemesi, kendi ilk iktidara geldiği dönemdeki daha demokrat, daha liberal çizgisine geri dönmesi gerektiği noktasında görüşler beyan ediyorlar. Şu anki kavga bu. Ankara toz duman. Yani tabiri caizse işte Kemal Tahir'in, Atilla İlhan'ın değişik zamanlarda kullandıkları kurt kanunu, kurtlar sofrası işte tabiri gibi bir kurtlar sofrası şu an Ankara. Yani bir kesim farklı bir işte siyaset, dönüşüm, gelişime doğru gitmek isterken öbür kesim tamamen direniyor ve karşılıklı birbirlerine hamle yapıyorlar. İşte Sinan Ateş davasından tutun son mafya işte davasına kadar karşılıklı hamleler, birbirini sıkıştırma, birbirini zora düşürme
Bunun sonu nereye gidecek biz de doğrusu bilmiyoruz. Ama biz değişimden yanayız, dönüşümden yanayız, demokratikleşmeden yanayız. İşte adına yani yumuşama deniliyorsa yumuşamadan yanayız, yeni bir iklimden yanayız. Tablo bu. Peki siz şimdi yeni bir iklimden yanayız derken son olarak şunu da sormak isterim. Çözüm süreci meselesini de çok fazla dillendiriyorduk. Örneğin seçimden önce, seçim zamanı, şimdi de artık yumuşama dedikleri dönemde de bunu çok fazla dillendirir, konuşur olduk. Acaba bu siyaseten oluşan atmosferde çözüm süreci de Kürtlere yönelik, Kürt sorununun çözümüne yönelik bir adım atılır mı denildi. Siz bu süreçten sonra böyle bir adımı görür müsünüz, bekler misiniz? Ya da mümkün mü? Bakın altını çizerek söylüyorum. Devlet Bahçeli ne kadar işte res çekerse çıksın, Türkiye'nin mutlaka önümüzdeki birkaç yıl zarfında Kürt meselesinde radikal adımlar atmak zorunda kalacağına inanıyorum. Kelimelerimi dikkatlice seçiyorum. Radikal, yani radikal dediğim ne? Bugünkünden farklı, daha demokratik, çözüme doğru adımlar atmak zorunda kalacağımız. Yani isteyecek değil, zorunda kalacak. Niye zorunda kalacak? İşte İsrail, Gazze, Suriye'nin geleceği, Irak politikası, Türkiye'nin ekonomik çıkarları, dışarıda para bulamaması, iktidarın sıkışması, oy kaybetmesi mutlaka yeni bir süreç olacak. Ama bu süreç yani birilerinin söylediği veya tahmin ettiği veya ümit ettiği gibi eskinin tekrarı şeklinde olmayacak. Olması da mümkün değil. Yani tekrar Kürt meselesinde PKK ile devlet masaya otursun. Oslo'da olduğu gibi, İmralı'da olduğu gibi. İşte buradan da bir şey çıksın, böyle bir şey olmayacak. Ama şeklini şemalini bugün için çok kestiremesek de bu şekilde siyasetin, iktidarın devam etmesi mümkün değil. Ama bu ümidi verirken yani bu bugünden yarına olacak mı? Onu söyleyemiyoruz. Yani 3 ay sonra mı olur, 5 ay sonra mı olur, 1 yıl sonra mı olur? Çünkü dediğim gibi karşılıklı hamleler var. Uluslararası güçler de öyle. Yani Türkiye'nin İngiltere, işte Rusya, Çin, İran ekseninden tekrar ABD'ye yakınlaşan, ABD ile Orta Doğu'da bazı şeyleri planlaması gereken bir çizgiye doğru gitmesini söyleyen bir yönelim var şu an. Bir taraftan da buna karşı hamleler var. Politik kamplaşmalar var. Ben çok kısa vadede, yani bugünden yarına çok ümit var olmamakla birlikte önümüzdeki 1-2 yıl zarfında Türkiye'nin mutlaka bir yeni yola girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ama dediğim gibi tabii bu 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl yani dile kolay, işte 7 yıldır, 8 yıldır cezaevinde yatan arkadaşlarımız var. Yani 7 gün kalsanız feryat ediyorsunuz. Yani, ama işte 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl kalanlar var. Ümit ederiz ki bu süre çok uzamaz.